paper'de bir fazla soru var dikkat ederseniz. Bir önceki paper'e göre. Şimdi yedinci soruyu çözelim. Burada bir tane asılmış bir şey vardır. Beam vardır. Ve bir denge sorusu. Statik bir problem sorusu çözeceğiz. F eşit F'dan kullanacağız ve moment kullanacağız. Bakalım. Şimdi bir beam varmış AB. Bütün bu paragraf büyük ihtimalle şekli tarif ediyor bize. İki tane vertikal rope'la bağlanmış. P ve Q noktalarından 0.3 mesafe, 0.3 diğer taraf. Hep şekli anlatıyor, okuyorum. Uniform rod, o önemli benim için. Yani bu rodun ağırlığı tam ortasında olacak. 20 kilogram, 20G diye ben onu işledim şekle. 2 metre bütün uzunluğum vardır. Şimdi bir jimnastikçi varmış. Bir insan var burada asılı. 50 kilogram. 50G onun ağırlığını da işledim. Evet, P ve Q noktaları arasında jimnastikçi burada bu beam'e asılı olarak bir gösteri yapıyor herhalde. Bakalım. Jimnastikçi diyor particle olarak alın. Zaten öyle alıyoruz. Biz bir noktaya koyuyoruz onu. X diye bir noktadadır o. P'den uzaklığına da X demiş. Hep bunları anlatıyor bize. Tabii ki X 1.4'ten küçük. Çünkü burası 1.4 kalıyor arkadaşlar. 0.3 çıkardığınızda 0.6 2 metreden. Şurası 1.4. Yani diyor ki jimnastikçi bu aralıktadır. Bu ipin bu tarafına geçmemiştir. Onu anlatmaya çalışıyor bize. O önemli çünkü momentleri alırken. Tamam, iki uluprumdadır. Horizontal olarak duracak bu beam. Tension'ın böyle bir şey olduğunu diyor. İspat edin bize. Bakalım. P'deki tension'ın, şu tension'ın. Bakalım çözümümüze. Şimdi neler yazabiliriz? F up eşit F down'dan TP artı TQ bir kere 70G'ye eşit ikisinin toplamına. Bir bunu yazabilirim. Bir de moment alabilirim dilediğim kadar. Bir bakalım benim çözümümde neler var. Ben A şıkkını çözmek için arkadaşlar Q noktasında moment almışım. Q noktasında moment aldığımda şöyle bir denklem çıkıyor. Onu bir size şekilde anlatayım. Q noktasında moment aldığımda. Çünkü TQ'yu istemiyorum. Ben P'deki tension'ı istiyorum ya. Denklemde görünsün. Buradan moment aldığımda. Bunun momenti clockwise. TP çarpı şu mesafe 1.4. Eşittir. Bunun momenti 20G çarpı 0.7 artı 50G çarpı şu mesafe. Nedir bu mesafe? 1.4 eksi x'tir bu mesafe. Burası 1.4, burası x. Şu mesafe 1.4 eksi x yazdığınızda benim burada oluşturduğum denklem çıkar ortaya. Bu denklemi birazcık toparlarsanız onun ispat etmek istediğimiz denkleme ulaşmak için çok rahatlıkla çıkar cevabınız. 588 eksi 350 x diye. Bakalım B şıkkını arkadaşlar birlikte. Find in terms of x the tension on Q. Q'daki tension'ı istiyoruz biz. Q'daki tension'ı bulmak için F up eşit F down'u zaten bahsetmiştim. İkisinin toplamı 70G yapacak. İkisinin toplamı 70G'ye eşitlerseniz ve demin bulduğunuz TP'yi buradan yerine koyarsanız x'li olarak TQ'yu da x cinsinden bulmuş olursunuz. Evet, B şıkkı da bu şekilde biter. Gelelim C şıkkına. C şıkkında hence diyor. Yani bunu kullanarak bulacaksınız arkadaşlar. Bu tür şeylere dikkat edin sınavda da. Hence yani bu bulduklarınızdan yararlanarak devam edeceksiniz. Bu önemlidir. Çünkü siz farklı yollarla da çözüme ulaşmaya çalışabilirsiniz. Bunu diyor kullanarak ne yapacağız? Ne istiyor bizden? Range of values of the tension which could occur in each rope. Her ipte tensionların minimum maksimum değerlerini diyor bana söyleyiniz. Bir bakalım ne olabilir? Şimdi bir kere x'in x 0 olacak.
değil mi minimum? Yani eksi olacak hali yok bir mesafe olduğu için. 1.4 arasında olduğunu biliyoruz. Soru bize söylemişti. Şimdi x'e 0 verirseniz, tp'nin bir ifadesi vardı ya biraz önce bulduğumuz. Tp ifadesinde x yerine 0 koyarsanız, bakın bir göstereyim. Burada x yerine 0 koyarsanız 588 çıkar. Sonra x yerine ne koyacaksınız? Maksimum değerini x'in 1.4'ü yazacaksınız. Tp'nin değerleri çıkacak. Aynı işlemi tq için x yerine 0 koyarsanız 98 çıkar. Ve 1.4 yazarsanız da burada bakınız. Tp 98 ile 588, tq da 98 ile 588 arasında olacağını buluyorum ben. Evet. Ve bu şekilde C şıkkını da çözmüş oluyoruz.